Diferansiyel denklemler ile modelleyebileceğimiz başka bir senaryo düşünelim. Bu senaryoda elimizde bir nesne olsun ve bu nesne oda sıcaklığından daha yüksek veya daha düşük bir sıcaklığa sahip olsun ve bu nesnenin ne kadar hızlı soğuduğunu veya ısındığını modellemek istiyor olalım. Bunu nasıl düşünmemiz gerektiğini Newton sayesinde biliyoruz ve buna Newton'un soğuma yasası Evet, Newton'un soğuma yasası diyoruz. Bu yasa bize şunu söylüyor. Sıcaklığın değişim hızı nesnenin sıcaklığı ile çevre sıcaklığı arasındaki fark ile orantılıdır. Şimdi bunu bir de matematiksel terimler ile ifade edelim. Newton'un soğuma yasası bize diyor ki sıcaklığın bunu büyük T ile gösterelim. Zamana göre bunu da küçük t ile gösterelim. Değişim hızı nesne sıcaklığı ile ortam sıcaklığı farkıyla orantılı olmalı Evet, Newton'un soğuma yasasının matematiksel gösterimi işte böyle. Bunu aslında gerçek hayatta her zaman uyguluyoruz. Eğer bir şey çevre sıcaklığından çok sıcaksa, sıcaklığın değişim hızı büyük olur. Yani sıcaklığı hızlı bir şekilde düşer. Benzer şekilde bir şeyin sıcaklığı çok düşükse o zaman sıcaklığı hızlı bir şekilde artar. Ama eğer iki sıcaklık da birbirine yakınsa, sıcaklığın değişim hızı o kadar da büyük olmaz. Bu noktada aklınızdan şöyle bir şey geçiyor olabilir. Eğer sıcaklık çevre sıcaklığından daha yüksekse o zaman soğumamız gerekir. Yani sıcaklığımız azalır. Sıcaklığın düşmesi de negatif anlık değişim olduğunu gösterir. Peki o halde nesne sıcaklığının çevre sıcaklığından daha yüksek olduğu durumda bu ifade nasıl negatif bir değer alabilir? Bunun olması için k değerinin negatif olması gerekiyor. Eğer bunu negatif k olarak düşünmek istemiyorsanız, şu şekilde başına bir eksik koyabiliriz ve pozitif k olarak işlem yaparız. Şimdi bir anlam kazanmış oldu umarım. Eğer nesnemiz daha sıcaksa çevre sıcaklığından daha yüksek bir sıcaklığa sahip ise yani bu ifade pozitif ve değişim hızını da negatif buluruz. Çünkü nesne soğumaya başlar. Eğer tam tersi şekilde olsaydı nesnemizin sıcaklığı çevre sıcaklığından daha düşük olsaydı o zaman bu ifade negatif olurdu ve bunun da negatifi değişim hızını pozitif yapardı. Çünkü k'yı pozitif pozitif olarak düşünüyoruz ve sıcaklığımız da artardı. Umarım denklemin bu hali aklınıza daha bir yatmıştır. Denklemdeki sabit K terimi nesnenin özgül ısısına veya temas ettiği yüzey alanına veya buna benzer şeyler ile farklı değerler alabilir. Şimdi bize bu şekilde verilen diferansiyel denklemin genel çözümünü bulmaya çalışalım. Videoyu durdurmanızı ve kendi başınıza çözmenizi öneriyorum ama önce size küçük bir ipucu da vereyim bu ayrılabilir bir diferansiyel denklem Çözmeyi denediğinizi varsayıyorum. O halde bir de birlikte çözmeyi deneyelim. Bu denklemde gördüğümüz t'leri ve dt'leri bir tarafta, aslında şöyle söylemem gerekiyor, büyük t'leri ve dt'leri bir tarafta toplamaya çalışalım. Bu t'li ifadeler biraz kafa karıştırıcı olacak gibi duruyor. Hem büyük t var hem de küçük t. Büyük t sıcaklığı, küçük t de zamanı gösteriyor, unutmayın. Ama merak etmeyin bu durumun üstesinden de geleceğiz. Ardından da zaman diferansiyeli, potansiyellerimizi ve zaman değişkenlerimizi bir tarafta toplamış olacağız. Öncelikle denklemin her iki tarafını da sıcaklık eksi çevre sıcaklığına bölebiliriz. Evet, t eksi t çevre ifadesi ne? Unutmayın, çevre sıcaklığımız hep sabit olacak. Çevre sıcaklığımızın zamana göre değişmeyen bir sıcaklık olduğunu varsayacağız. Öyle büyük bir odadayız ki bir bardak çay Odanın ısısını değiştirmeyecek. Evet, yapacağımız varsayımlardan biri bu şekilde olacak. Her iki tarafı da bu ifadeye böldüğümüz zaman geriye bölme işlemini farklı bir renk ile yazayım. İki tarafı da bu ifadeye bölersek 1 bölü t eksi t çevre bir de iki tarafı zaman diferansiyeli ile çarpalım. O zaman dt sıcaklık diferansiyelimiz çarpı sıcaklık diferansiyelimiz eşittir. Eksi k çarpı zaman diferansiyelimize eşit olacak. Değişkenleri bir birbirinden ayırmak için tek yaptığımız şey iki tarafı bu ifadeye bölüp bu ifadeyle de çarpmak oldu şimdi her iki tarafında integralini alabiliriz artık ve bu ifadenin integrali paydada bulunan ifadenin mutlak değer içinde doğal logaritması olacak. Burada aynı zamanda u değişken değiştirme yöntemini de kullanabilirdik. u eşittir t eksi t çevre demiş olsaydık du 1 bölü dt olurdu. O zaman 1 bölü u du'nun integrali haline gelirdi. O da u'nun mutlak değer içinde doğal logaritması olurdu. Ve u dediğimiz şey de buradaki ifade olduğu için aynı sonuca ulaşırdık. Öyleyse bu integralin sonucu elen mutlak değer içinde t eksi t çevre. Evet eşittir. Buraya bir de sabit ekleyebilirdik ama sağ tarafta da bir sabit çıkacağı için ikisini birleştirip tek bir sabit olarak sağ tarafa yazacağım. O zaman bu ifade eşittir. Burası eksi k t olacak ve yanına da artı c yazmamız gerekecek. Tamam. Şimdi ise her iki tarafı e üzeri şeklinde yazalım. Bunu aynı zamanda şöyle de düşünebilirsiniz e üzeri sağ taraftaki ifade elenin içindeki ifadeye eşit olacak. O zaman bunu mutlak değer aynı mavi renk ile yazayım. Mutlak değer içinde t eksi t çevre eşittir. e üzeri eksi k t artı c olarak yazabilirim. Bunu daha önce birçok sefer yapmıştık. e üzeri eksi kt çarpı e üzeri c. Bu da aynı zamanda başka bir sabit. O yüzden eğer önceki sabitlere c1 dersek bütün bu terime c diyebiliriz. O zaman eşitliğin sağ tarafı c çarpı e üzeri eksi kt oldu. Gördüğünüz gibi şimdi popülasyon modellemesi yaptığımız zaman elde ettiğimiz denkleme benzer bir denklem elde ettik ama aslında biraz daha farklı. Sol tarafta sadece sıcaklık olması yerine sıcaklık eksi çevre sıcaklığı var. Bu noktadan sonra birkaç şey yapabiliriz. Diyelim ki elimizde çevre sıcaklığından daha yüksek sıcaklıkta olan bir bardak sıcak çay olsun. Yani T'nin çevre sıcaklığından büyük ya da eşit olduğu bir durumu ele alalım. T çevre sıcaklığına göre daha sıcak. Dolayısıyla sıcaklığımız çevre sıcaklığından daha yüksekse mutlak değerin içindeki ifade pozitif olacak. O zaman mutlak değere ihtiyacımız kalmayacak. Çünkü mutlak değeri de içindeki ifadenin aynısı olacak. Öyle değil mi? Ardından iki tarafa da T çevre eklersek sıcaklığımızı bunu zamanın bir fonksiyonu olarak da yazabiliriz. Eşittir buradaki ifade olarak yazabiliriz. Eşittir c çarpı e. Bunları aynı renk yazayım. Evet c çarpı e üzeri eksi kt artı t çevre. Bunu yaparken mutlak değerin içindeki ifadenin pozitif olduğunu varsaydık ve mutlak değer dışına olduğu gibi çıkardık. Ardından iki tarafa da T çevre ekledik ve bu sonuca ulaştık. Öyleyse başlangıçtaki sıcaklık çevre sıcaklığına göre daha yüksekse bulduğumuz bu sonuç bizim genel çözümümüz olacaktır. Bir de başlangıçtaki sıcaklığın çevre sıcaklığından daha düşük olduğu duruma da bakalım. Diyelim ki T çevre sıcaklığından küçük olsun. O zaman mutlak değer içindeki ifade negatif olacak ve dışarıya önüne bir eksi alıp çıkacak. Dışarıya çıkardığımız zaman t çevre eksi t olacak değil mi? Bu ifade mutlak değerle aslında aynı şey. Negatifin negatifi pozitif olduğu için buraya yazdığımız ifade de pozitif olacak. Bu da eşittir e üzeri eksi k aslında aynı renkle yazmalıydım ama ne olduğunu anladığınızı düşünüyorum eksi k t artı aslında şöyle tekrar yazayım bir saniye t çevre eksi t eşittir c çarpı e üzeri eksi k t burada t'nin t çevreden daha küçük olduğunu varsaydık. T'yi yalnız bırakmak istersek her iki tarafa T ekleriz ve iki taraftan da bu ifadeyi çıkarırız. Böylece sonucu zamanın bir fonksiyonu olarak büyük T eşittir. Şimdi bakalım bu sağ tarafa geçti. Bunu da diğer tarafa aldık. Eşittir T çevre eksi C çarpı e üzeri eksi kt bulmuş olduk. Bakalım doğru mu yaptık? Evet, doğru yapmışız. Bu da elimizdeki nesnenin sıcaklığı çevre sıcaklığından daha düşükse geçerli olan genel çözüm. Bulduğumuz bu iki sonuç Newton'un soğuma yasası mantığıyla yola çıkılıp oluşturulmuş diferansiyel denklemin genel çözümleri. Bir sonraki videoda bir şeyin ne kadar hızlı soğuyup ısındığını modellemek için işte bunu kullanacağız.